Türk silahlı kuvvetleri ve troller. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist müttefiklerini önceden uyarmış olmasına rağmen Türkiye'nin bölgeye yaptığı hava harekatının oldukça başarılı olduğunu terör örgütünün feryadından ve uluslararası destekçilerinin Türkiye'ye yönelik tepkilerinden anlıyoruz. Şimdi de bir kara harekatı olacağı söyleniyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun benim anlamakta güçlük çektiğim ise bir takım trollerin ya da iktidar destekçilerinin, TSK'nın bu harekatından bile karşıtlık çıkarma çabası ve bu harekatı bir parti meselesi haline getirmeleri. Zannedersiniz operasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri değil de Ak Silahlı Kuvvetleri. Tamam anladık kafası çalışmayan, 3 kuruşu tweet ya da mail atarak geçinmeye çalışan aptal trollersiniz ama işin cılkını da çıkarmayın. Bu ordu hepimizin ordusu, bu ordu bizim ordumuz. Var olan tüm partilerden daha eski ve var olan tüm partiler yok olduğu zamanda o ordu mevcudiyetini koruyacak. Konunun ne sizinle ne de para karşılığı taraftarı göründüğünüz siyasi görüşle ilgisi yok. Siz daha dünyaya gelmeden, bedel karşılığı desteklediğiniz parti daha var olmadan önce de bu silahlı kuvvetler oralara harekat yapıyordu hem de çok daha kısıtlı imkanlarla, teknolojinin bu kadar ilerlemediği zamanlarda. Bu yüzden kesin sesinizi. O üniformaların kolunda partinizin amblemi yok, bayrak var. Hepimizi altında toplayan bayrak. Sandık güvenliğinde muhalefete ne kadar güveniyorsunuz? Altılı Masa'nın son derece başarılı iletişim stratejisi sayesinde Türkiye'nin en uzak ihtimalle 7 ay sonra gideceği seçimler gündemden epey bir düştü. Önce Taksim'deki terör saldırısı, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine yaptığı harekatlar ile ülkede seçimlerden ve olası seçim sonuçlarından pek söz eden kalmadı. Bu altılı masa için iyi mi kötü mü bilmiyorum bir yandan üzerlerindeki adayınızı açıklayın baskısı hafiflerken diğer yandan da bunlardan cacık olmaz algısı da oluşuyor. Ama hep dediğim gibi bunların tümünü söylemek için henüz erken. Önümüzde daha koca bir kış var. Ekonominin bu kış göstereceği performans seçim sonuçlarında etkili olacak olan biten bunca acayipliğe, siyasi zikzaklara yönetim hatalarına rağmen seçim sonuçlarının halen birkaç ekonomik veriye bağlı olacak olması da Türkiye'nin dramı. Halen en önemli olan şey Süleyman Demirel'in hep vurguladığı gibi tencere. İlke falan palavra. Bunun farkında olmayan taraf ise, başta anası olmak üzere muhalefet. Tabii muhalefetin farkında olmadığı tek şey tencerenin önemi değil. Kamuoyunun muhalif seçmenin tedirgin olduğu pek çok hususta, başta ana muhalefet olmak ise muhalefet partilerinin aşırı rahatlığı asap bozuyor. Bunların en önemlisi seçim güvenliği ve seçmen kütükleri. Vatandaşlık verilen göçmen sayısının kaç olduğu, parayla satılan vatandaşlıkların sayısının nereye ulaştığı ve ne kadar yabancının pek çoğumuza göre Türkiye'nin kaderini belirleyecek bu seçimlerde oy kullanacağı konusu seçmeni tedirgin ediyor bir yanda bazı siyasetçilerin verdiği 2 milyona yaklaşan sayılar hatta Ümit Özdağ'ın seçime kadar 3 milyon göçmene vatandaşlık verilerek seçmen haline getirileceği iddiası. Diğer yandan son derece rahat bir görüntü sergileyen ana muhalefet liderinin abartmayın 400-500 bin gibi rakam söz konusu değil. Çok daha altında diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir yıl önce verdiği sayıları kabullenmiş tavrı. Özdağ'ın sayıları abartılı olabilir ama nüfus idarelerine ve noterlere gittiğiniz zaman Kılıçdaroğlu'nun verdiği sayıların da izansız ve dayanaksız olduğunu hissediyorsunuz. Tabi ana muhalefetin sandıklar ile ilgili tek zafiyeti yabancı seçmen sayısında değil. Ana muhalefet, bu seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını önce 6,3 milyon olarak açıkladı. Sonra bu sayıyı 7,5 milyona çıkardı son olarak da 6,5 milyona düşürdü. Polimetre araştırma şirketi 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayıları üzerine bir araştırma yapmış. O araştırmaya baktığınız zaman ana muhalefetin sandık güvenliği konusunda ne kadar güvenilir olabileceği de ortaya çıkıyor. Polimetrenin 10 binde bir hata payına sahip olduğunu iddia ettiği araştırma raporuna göre, ana muhalefetin açıkladığı sayıların gerçeklikle ilgisi yok. Polimetreye göre son seçimden bu yana yani 31 Mart 2019 tarihiyle 18 Haziran 2023 arasındaki 1540 günlük dönemde artan seçmen sayısı 3 milyon 110, ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 930 binden fazla olamıyor. Ancak bunun bir de alt açılımı var. Polimetreye göre ilk kez oy kullanacak seçmen oranları, AK Parti veya Kayyum tarafından yönetilen il ve ilçelerde yüksek, CHP tarafından yönetilen il ve ilçelerde düşük. Dahası normalden fazla evet oylarının olduğu ilçelerde ilk kez seçmen oranları da yüksek. Ana muhalefetin tüm bu bilgilere sahip olmadan sergilediği rahatlık ise ciddi bir güvensizliğin temelini oluşturur.